Hoş geldin kanalıma. Burada bulacağın detaylı bilgiyi başka hiçbir yerde bu kadar çok detaylı bulamayacağına garanti ediyorum ve hemen jenerik giriyorum. Arkadaşlar gündemi analiz etmeye başlamadan önce kısa bir teknik bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bizleri yükselen burcunuza göre takip etmelisiniz. Güneş burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ancak 15 dereceyi geçtiğinde arkadaşlar diğer burcu da takip etmenizi öneriyorum. Şöyle ki bakın ASC değeri 19 yazıyor şu an burada. 19 derece ise eğer, değil mi? 15'in üzerinde olduğu için 15 ve üzeri olanlar diğer burcu da takip etmeliler. Yani hem akrep mesela örneğin 19 derece akrep olan bir kişi yükselen yay burcunu da takip etmesini öneriyorum. Bu bilgiyi sadece bizde bulabilirsiniz. Bunu da belirtiyorum. Arkadaşlar çünkü neden? Çünkü yükselen yayı da sen birinci evinde yaşadığın için dolayısıyla gündemleri iç içe yaşayacaksın. Ama yükselen derecesi 1, 2 derece, 3 derece, 15 derece kadar olan arkadaşlarımız sadece o bulunduğu yükselen burcu takip etmeleri onlar için faydalı olacaktır. Güneş burcunda da aynı dediklerim geçerli. Yani 15 derecenin üzerinde olan arkadaşlarımızın bir diğer burcu da birlikte analiz ederek değerlendirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yorumlara geçelim. Merhabalar. Yükselen Oğlak, Ocak ayını değerlendirmeye hazır mısın? Kalem kağıdı hazırladıysan şimdi sana Ocak ayını çok detaylı bir şekilde elimden geldiğince değerlendirmeye çalışacağım. Evet, bu ay her zaman olduğu gibi iki tane etkimiz var. Bir yeni ay ve bir dolunay. Arkadaşlar yeni ayımız 13 Ocak'ta gerçekleşecek. Dolunayımız da 28 Ocak'ta gerçekleşecek. Öncelikle beni ilk defa takip ediyorsan şurada şöyle bir panel göreceksin. Bu panelde Ocak ayında bulunan etkiler var. Gün gün yazıyor. Ben buraya bakarak bunları konuşacağım ve yine burada girişler yazıyor. Yani benim nasıl sizlere sunum yaptığımı anlayın ki ben burada günü söylemesem de burada not alın. Neyi peki? Neyi not alacaksınız? Bu kare etkiler zorlayıcı etkiler arkadaşlar. Nokta koyuyorum bakın kare etkiler. Zorlayıcı etkiler dolayısıyla bu kare etkiler sizin daha çok 2 ile 5. evinizde gerçekleşecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu da ne demek? Para kaynakları ve aşk hayatınızla ilgili ya da borsa gibi konularla ilgili zorlanmalar söz konusu. Şimdilik hemen genel olarak şöyle söyleyecek olursak ama biraz daha detaya girecek olursak Merkür Mars karesi 9 Ocak'ta seni asabileştiriyor. Yani birazcık dikkatli olmalısın özellikle para kaynaklarına 5 Ocak 9 Ocak itibariyle dikkatli olmalısın çünkü burada ters giden bir şeyler var. 9 Ocak itibariyle para harcamalarına dikkat, sinirlenebilirsin. Özellikle Merkür Uranüs karesi 12 Ocak'ta burada dijital aletler sorun çıkartabilir ve para harcamak zorunda kalabilirsin. Bozulduğu için yenisini almakla ilgili ve bu senin acayip canını sıkabilir. Dikkatli ol. Yine Mars Satürn karesi 13 Ocak'ta burada ikinci ev ve 5. ev arasında gerçekleşecek. Yine bu da bazı ciddi otorite sorunların var ve cezai işlem ödemiş olabilirsin. Bir ceza ödemiş olabilirsin. Trafik kurallarına uyumanı tavsiye ederim. O dönemde özellikle tarihi tekrar hatırlatıyorum. Mars Satürn kare 13 Ocak'ta buna dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Şimdi bu ay arkadaşlar sizi gerçekten bir dönüşüme doğru atak yaptığınızı ama zor bir dönüşüm sizin beklediğini görüyorum. Anladığım kadarıyla ya imajınızı yani dönüşeceksiniz. Yani Oğlak sen öldün, tekrar dirilmek zorundasın gibi bir durum var. 23 derece hani öldüm deyince hemen tabii ne diyor lan falan diye bana yorumlardan giydirme sakın. Burada şu var yani sen öldün. Evet dönüşmek zorundasın, tekrar doğmak zorundasın. Tekrar bir şeylerin artık sonuna gelmişsin. Belki imajını değiştireceksin, belki birçok şey yani üzerindeki görüntüyü değiştireceksin ya da ne bileyim kariyerini değiştireceksin, belki bir şeyleri değiştireceksin. Yani bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyorsun artık. Sonuna geldin ve bunu bu etkiyle yapmak zorundasın gibi duruyor. Ancak şimdi sana tüyolarımı iyi dinle. Merkür'ün özellikle Oğlak burcunda, pardon, Merkür'ün Kova burcunda Ocak ayında 30 Ocak'ta bir retrosu ve 24 Şubat'a kadar 26 derece Kova'dan 11 derece Kova'ya kadar gerilediğini görüyoruz. Ha, bu retroda o zaman dikkatli olman gerekiyor. 30 Ocak'ta retroya giriş yapacağına göre 15 Ocak'tan itibaren Merkür yavaşlıyor. Dolayısıyla 15 Ocak'tan sonra yeni kararlar alırken bir kere daha düşünmeni tavsiye ederim. Yanlış kararlar verebilirsin ve bu kararları 30 Ocak'tan sonra
tekrar hata yaptığın için önüne gelebilir ve tekrar irdelemek zorunda kalabilirsin. Özellikle maddi konularla ilgili diyorum ya, dijital alet alacaksan 15 Ocak'tan önce al, 15 Ocak'tan sonraya bırakma. 15 Ocak'tan sonra gerilimler daha da artmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu da belirtiyorum. Özellikle 19 Ocak'ın altını vurguluyorum. Burada ciddi sorunlar var. Seni çok iyi anlıyorum. Evet, yapmalısın. Ama bu girişimleri, yeni girişimlerini 15 Ocak'a kadar bitirmelisin. Burada bir borsaya mı giriyorsun? Elektronik para ile ilgili bir şey mi yapmaya çalışıyorsun? Ya da sosyal çevrende bir atak mı yapmaya çalışıyorsun? Parasal konularla ilgili yeni bir okula mı, hani okul harcamaların mı var? Hani tam olarak tabii ki bu kişiden kişiye göre değişecek. Ama evet, burada baktığımız zaman bu dönüşümü, eğer Boğa burcunda 23 derecelerde planetin varsa bu dönüşümü çok daha rahat halledeceksin. Yine Başak burcunda 23 derecelerde planetin varsa perhiz mi, ya da ne bileyim zayıflamaya mı çalışıyorsun? Saçını mı değiştirmeye çalışıyorsun? Başak, yani bu yeni ayda Boğa 23 derecelerde planetlerin varsa bu dönüşümü daha kolay rahat halledeceksin diyebilirim. Özellikle Mars'ın 7 Ocak'ta Boğa burcuna giriş yapmasıyla otomatik olarak aşk hayatın hızlanmaya başlıyor. Ya da borsa ile ilgili böyle, ama paldır küldür gidiyorsan bir yavaş stop yani. Yani şöyle diyeyim, 7 Ocak'tan sonra frenli gitmeni tavsiye ediyorum. Çünkü adeta orada çılgın bir durum var. Yani çünkü Mars Boğa burcuna giriş yapıyor ve Uranüs'e doğru gidiyor. 5. ev böyle bir çalkantı başlıyor. Bu aşk hayatınla ilgili problemler olabilir. Eğer kadınsan bir erkek hayatına gelebilir. Çünkü Venüs'ü de orada görüyorum. Venüs de 8 Ocak'ta senin ASC'ne giriş yapıyor. Oğlak burcuna giriş yapıyor. Dolayısıyla da güneşine doğru giriş yapıyor. Dolayısıyla bu da sana bir aşk hayatı ile ilgili gündem getiriyor, ama çılgın bir aşk. Ama böyle biraz temkinli olmalısın. Paldır küldür gitmemeni tavsiye ederim. Yoksa bu aşk ciddi problemler de içerebilir ileride, ya da bu borsa girişimi ya da finansal girişim veya bu çocuğunla ilgili bir durum olabilir. Yani çocuk çıldırdı. Yani Mars buraya girdi. Mars Uranüs. Çocuğun çılgın projeleri var, ya da çocuk çıldırdı gibi bir durum söz konusu. Veya çocukla böyle bir çocukla ilgili bir sorununu halletmeye çalışıyor olabilirsin. Ama böyle yani Mars Uranüs çocuk çıldırdı demek yani. Şimdi hani çocuğunla ilgili bir fırsat, ya da çocuğun bir fırsat yakalamış olabilir. Ya da çocuğunun aşk hayatınla ilgili bir eğer çok böyle yani büyük bir çocuğun varsa bir gündemi yaşayabilirsin. Veya dediğim gibi çocukla ilgili çok ciddi problemlerin olabilir o dönemde. Dikkatli olmalısın. Her neyse, bu bir ortaklık girişim olabilir ya da kariyerinde bir fırsat. Ama dediğim gibi 15 Ocak'a dikkat. 15 Ocak'tan sonra gelen fırsatları olumlu değerlendirmemeni, ya da geçmiş gündeme dahil olan gündemlerini, geçmişte yarım bıraktığın konuları daha çok odaklanmanı, geçmiş yarım kalan işlerini bitirmeni ve yeni projelere dahil olmamanı ve yeni harcamalar çıkarmayacak şeyler yapmanı tavsiye ediyorum sana. Çünkü dediğim gibi Merkür 24-26 derece kovadan 11 derece kovaya kadar gerileyecek senin ikinci evinde parasal kaynaklarla ilgili. Evet Oğlak. İkinci döngüye baktığımızda, yani 28 Ocak dolunayına baktığımızda, evet para kaynaklarıyla ilgili evet zor bir mesele var. Belki de ameliyat olmaya çalışıyorsun, ya da sağlıkla ilgili bir sorunun olabilir. Çünkü Ayı Aslan burcunda 8. evde görüyorum. Zor bir mesele hallediyorsun. Belki bir ameliyatla ilgili bir gündem netleşiyor. Ameliyat tarihin netleşiyor falan. Ya da şöyle bir şey olabilir. Finansal kaynaklarla ilgili bir şeyleri netleştiriyorsun. Zor bir mesele var. Ya da eşinin maddi kaynakları ile ilgili bir sorun var ve bu netleşiyor. Bununla mücadele etmeye çalışıyorsun. Ama bunlar tabii ki olasılıklar. Dolunay daha çok bir spot çakar, konuyu aydınlatır. Yeni aylarda bir şey starta doğru götürür. Şimdi yeni ayda plütonik bir girişim var. Hani sen atak yaptın ama para ile ilgili bir sıkıntı var sanki. Ve bu sıkıntı da 28 Ocak'tan sonra daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ya da 2-8 aksı, yani sevgilinle ilgili burada hani dikkatli olmalısın. Burada borsa kaynakları ya da sevgilinle cinsel hayatın arasında problemler ya da çıkmazlar ya da ilişkinde çok ciddi problemler yaşayabilirsin. Ancak olumlu taraftan bakarsak, eğer ikizler burcunda planetin varsa kesinlikle bu kova stelyumu sana bangır bangır iş fırsatları getirecek. Tam gazileri, onu da belirteyim. Ama bu yeni girişimlerini 15 Ocak'a kadar yapmış olman gerekiyor. Bunu da altını çiziyorum. Daha sonra, yani diyelim ki 18 Ocak'ta yapman gerekiyor. Dikkatli olmalısın. Geçmişten kalan bir proje ise başlayabilirsin. Problem yok. Yeni geldiyse, yani
Fırsat sana daha bugün geldiyse, yani o gün geldiyse buna temkinli yaklaşmanı tavsiye ediyorum ve 25 Ocağı 24 Şubat'a ertelemeni, bu girişimini hani 24 Şubat'a fikirlerin değişebilir ve durumlar değişebilir. Bunu da altını çiziyorum. Burada evet, İkizler Burcu'nda planetin varsa bu sana gerçekten yeni iş fırsatları, yeni para kaynakları gündeme ortaya koyabilir. Ancak dikkatli olman gerektiğini hatırlattım. Terazi Burcu'nda planetlerin varsa kariyerinle ilgili, yeni kariyerle ilgili bir şeyleri netleştirmek, yani terfi etmek veya para kaynaklarınla ilgili bir sorunun vardı, bunu çözmekle ilgili bir gündem oluşturabilir. Dolayısıyla Yay Burcu'nda bir planetin varsa, planetlerin varsa, özellikle böyle 9 derece olduğu için Dolunay orada 9 derece yakın, 5-6 derece eksi artı yakınlıkta bir planetin varsa, özellikle sana gizli bir destek Yay Burcu'ndan, yani böyle gizli bir destek, parasal destek sağlayacak gibi de duruyor. Bu anlamda tatil harcamaları da çıkabilir ama Ocak ayında ne tatili, bu daha çok gizli bir destek şeklinde ortaya çıkabilir ki orada bir Juno görüyorum. Bir partner var sana doğru geliyor, geçmiş hayatlardan veya artık nasıl inanıyorsan geçmiş dönemlerden güne yazmaya sokulan bir Juno da var. Orada sana fırsatlar da sunabilir gibi duruyor. Bu anlamda bunu da belirtmek istiyorum. Bu Aslan Dolunay'ından Koç burcunda planetin varsa evle ilgili bir harcama, belki tadilat, belki bir şey, ev almaya çalışıyorsun, bir kredi çekmeye çalışıyorsun ve o sonuçlanabilir. Bakın, lütfen beni burada yanlış anlamayın. Geçmişten kalan konuları retroda, metroda yapabilirsin. Yani problem yok. Tamam mı? Yeni gündemlere sıcak bakmayın. Yani sen şimdi duruyorsun 22 Ocak. Tamam mı? Ev kredisi çekmeye gitme yani. Daha önceden çekmiş ol ki yani başvurun olsun, o sana geri dönebilir orada. Ama gündem eskiden başladı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Eskiden olan gündemlere okey deyin. Yani 15 Ocak'tan sonra. Anlatabiliyor muyum? Yeni gündemlere başlatmayın orada. Girişim yapmayın yani. Bütün girişimlerinizi 15 Ocak'a kadar yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle dedim ki bu ay seni aşk hayatınla ilgili, borsa ile ilgili gerilimli görüyorum. Yani borsaya çok dikkat et özellikle. Çok ciddi para sıfırlamaları yapabilirsin. Aman dikkat. Gözünü seveyim. Benim takipçim zarar etmemeli. Ben sizi mutlu görmek istiyorum. Bu Aslan Kova aksında dediğim gibi Boğa burcuna çok feci vuruyor. Eğer güçlü bir yaratan yoksa borsada devrilebilirsin. O yüzden riskli kağıtlarda durmaman gerektiği konusunu sana şiddetle hatırlatıyorum, belirtiyorum. Özellikle bu kova, yani kova aslan dolunayı akrep burcunda planetlerin varsa sosyal çevrende çok ciddi problemler de ortaya koyabilir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Evet, bu ayı sana değerlendirmeye çalıştım. Elimden geldiğince çok detaylı bir şekilde Şubat ayında mutlaka görüşmek üzere diyeceğim ama demeden önce şunu da belirtiyorum. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak benim kanalımda sadece burç videoları yok. Yani burç yorumları yok. Astroloji teknikleriyle ilgili sizlere bilgiler paylaşıyorum. Dolayısıyla kanalımın ana sayfası üzerine oynatma listeleri ekledim. Özellikle astro dipnotları sana öneriyorum. Astro kritik programlarımızda yine bu tarz videolarımızı bulacaksınız. Değerlendirme videolarımızı bulacaksınız. Yine Astro Show programlarımızda da yine ana sayfamızda playlist, oynatma listelerimiz var. Astro Show programlarımızda teknik sorularınızı cevaplıyorum canlı yayında. Dolayısıyla kanalımıza abone olmanızı, ya varsa bir like'ınızı da alırsam çok sevinirim. Bu anlamda Şubat ayında yine beklerim çünkü size acayip şeylerden bahsedeceğim. Şubat ayında görüşmek üzere. Alamet olun. Kendinize iyi bakın.